Bu örgütün teşkilatımız içine sızdırdığı uzantıları kullanarak istihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmış. İlimizin plaka tanıma sistemi abilerinden aldıkları talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırılmaya çalışılmıştır. Suruç katliamı ve iki polisin şehit edilmesi sonrası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı böyle demişti. Yaşanan terör olaylarını sözde paralel yapıya bağlamıştı. Ancak iddianameden bizzat Pınarbaşı'nın da haberinin olduğu ağır ihmal çıktı. 20 Temmuz 2015 günü IŞİD Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine hedef aldı. Canlı bomba eyleminde 34 kişi hayatını kaybetti. AKP'ye yakın medya ve Şanlıurfa Emniyet Müdürü paralel iddiasını dile getirdi. Şehrin mobese sisteminin kasıtlı olarak kapatıldığı iddia edildi. Ancak kameraların çalıştığı ve canlı bombanın görüntülendiği ortaya çıktı. Onayın sonucunda Suruç Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede çok çarpıcı bir detay yer aldı. Saldırıdan 3 gün önce Şanlıurfa Valiliği başında Eyüp Pınarbaşı'nın olduğu İl Emniyet Müdürlüğü kanalıyla Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü canlı bomba eylemlerine karşı uyarmış. 19 Temmuz'dan itibaren Amara Kültür Merkezi çevresinde önlem alınması istenmiş. Ayrıca Suruç Sur Ceza Hakimliği tarafından 8 Temmuz 8 Ağustos arasında arama önlemesi yapılması izni verildiği ortaya çıktı. Savcı Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal'ın önlem almadığını iddia etti. Savcılık gerekli önlemleri almayan emniyet müdürünün cezalandırılmasını istedi. Davayı değerlendiren Suruç için Adalet Platformu ise yargılamanın sadece ilçe emniyet müdürüyle sınırlandırılmasının adalet taleplerini karşılamadığını belirtti.